Şimdi ise kameralarımızı Selin ağır hasar oluşturduğu Ordu'ya çevireceğiz değerli izleyenler. Özellikle 3 ilçede Ünye, Fatsa ve Perşembe'de ağır bir etki bıraktı, geride ağır bir hasar bıraktı değerli izleyenler. Ve bir köprünün yıkılması nedeniyle de Karadeniz sahil yolu trafiğe kapatılmıştı. Şimdi tam o noktaya gideceğiz. Muhabirimiz Selim Kuşçu hazır değerli izleyenler. Kısmen çöken köprü nedeniyle sahil yolu trafiğe kapatılmıştı. Toplam 8 köprünün de yıkıldığını biliyoruz Ordu'da. Son durum nedir bölgede Selim? Bizlerle paylaşınız. Şu anda Ordu'nun Ünye ilçesindeyiz. Cevizdere Köprüsü üzerindeyiz. Dün etkili olan yağmur yağışı sonrası köprüde 14-30 sıralarında bir göçük meydana geldi. Bu çökmenin etkisiyle Karadeniz sahil yolunda ulaşım şu anda kapalı. Ters şeritten kontrol olarak sağlanıyor. Şu an köprüde çalışmalar, ekiplerin çalışması, karayollarının ve belediye ekiplerinin çalışması devam ediyor. Şu anda Cevizdere Irmağı'nı görüyorsunuz. Yoğun bir şekilde yükselmiş durumda. Keza karşı tarafta ekipleri görüyorsunuz. Ekipler çalışmasını sürdürüyor. Yıkılan köprüyü kaldırıp kısa süre içerisinde onarmaya çalışacaklar. Yaklaşık bu selden dolayı 156 kişinin mahsur kaldığını ve kurtarıldığını bildirmişti yetkililer. Dün akşam saatlerinde İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ve sonrasında Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay olay yerine gelerek incelemelerde bulunmuştu. Ve mağdur olanlara gerekli yardımların yapılacağını bildirmişti. Görüntüleri de aktarmıştık. Şu an burada durum bu şekilde. Ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Cevizderesi ırmağı bayağı suyu yükselmiş durumda. Ağaçları görüyorsunuz. Ağaçlar yıkılmış durumda. Evet, şu an ırmağın kenarındayız. Suyun debisi oldukça yükselmiş. Ağaçlarda ve karşıda gördüğünüz bölgede bayağı bir hasar mevcut. Ekiplerin çalışması yine devam ediyor. Köprüde ulaşım, Karadeniz sahil yolunda ulaşım trafiğe kapalı. Ters şeritten kontrollü olarak tek şerit üzerinden devam ediyor. Evet, ekipler şu anda çalışmalarını sürdürüyor. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar.